Üstümün parası kimsede kalmaz. Sen bunu bilmiyor musun Tatar? Ben senin mallarını karşıya geçirdim mi? Geçirdim. Yunanlılara yakalandılarsa git bunun hesabını kendi adamlarına sor. Benim canımı sıkma. Bu senin oğlunun dili çok uzun. Ben buraya bu şekilde geldiysem sebebi oğlun. Seninle konuşabileceğimizi bilseydik farklı bir şekilde gelirdik Tatar. Zararın ne kadar Müslüm? Baba, bu çakallara bir de para mı vereceğiz? Karışma sen. Bu alemde herkes bilir ki Tatar'da kimsenin parası kalmaz. Ne kadar Müslüm? 1,5 milyon. Siz iki kardeş ortaksınız değil mi? Ortağız. Her şeyimiz ortak. Canınız da mı ortak? Anlamadım. Ne yapıyorsunuz lan? Bırak! Ne yapıyorsunuz lan siz? Tatar! Bitiririm lan seni! Bitiririm! Fuat, sen dışarıdaki çakallarla ilgilen. Bu alemde herkes bilir ki Tatar'da kimsenin parası kalmaz. Ama Tatar'dan da kimse haraç alamaz. Yanlış anlam oldu. Abim öyle bir şey demek istemedi. Konuşma lan! Bunlardan mı korktun ciğersiz köpek? Benim paramı kimse hiç edemez Tatar. 1,5 milyon alacağım vardı. Bu hareketin üstüne sana 1,5 daha ceza kestim. Ya paramı ver ya da burada kafama sık. Ben buradan çıkarsam var ya Tatar, memleketteki bütün Tatarların kafasına tek tek sıkacağım. O zaman ben sana 1,5 daha getireyim. Ne yapıyorsun Tatar? Beni mi yakacaksın? Ben yakmayacağım. Para yakacak. Bu alemde herkes bilir ki Tatar'ın parası adamı yakar. Ya abi! Kurbanız olayım zaten. Abi! Abi! Haydi ne diyeceğim? Abi! Abi ne abi? Abini al, Adana'da defnet. Bundan sonra da gavur dağlara İstanbul yasak. Anladın mı yeğen? Tatar, sen adam kaçırıyorsun. Ben silah satıyorum. Senin çok çok kırık bir tekneni batırırlar. Benim Orta Doğu'da kime silah sattığım ortaya çıkarsa yer yerinden oynar. Anladın mı? Burada bana itimadı sarsılan varsa çıksın açık açık söylesin. Ben de dostum kim, asımım kim bileyim. Burada herkesin birbirine itimadı tamdır. Tatar. Harbi'nin söylemek istediği, İskender'in senin kadar titiz davranmadığından endişe ettiğimizdir ki bu da gayet doğaldır. İskender bu işlerde senin kadar tecrübeli değildir. Bize zafiyet yaratmasından endişemiz var. Ben daha ölmedim Gavaşlı.
İskender ancak ben öldükten sonra işleri ele alacak. Onun için de bu konuda bir derdi olan, bir sıkıntısı olan için adres benim İskender değil. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Geçmiş olsun Güler Hanım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Geçmiş olsun Güler Hanım. Teşekkür ederim Gevaşlı. Binnet Hanım nasıl? Ya vallahi çocukların peşine takılıp yurt dışına gitti. Hasret gidermek için kredi kartı ekstrelerine bakıyorum böyle. Vallahi ben Tatar'a da söyledim. Tatar, sen Güler Hanım'a olan hassasiyetinden devam yapıyorsun dedim. Güler Hanım daha gibidir dedim. Ufak tefek hastalıklar ona bir şey yapmaz dedim ki maşallah öylesiniz. Maşallah, maşallah. Teşekkür ederim. Dostlarımızı görünce daha iyi oluyoruz. Ayağınıza sağlık. Ece nasıl? Türkiye'ye alışabildi mi? İyi, nasıl olsun. Gevaşlı karısından gelen ekstrelere bakıyormuş. Ben de Ece'nin çıkardığı yayınlara bakıyorum. Sağ ol. Şu benim doktora gitmedim bir türlü. Vallahi Turan tahlilleri gönderdik. Ama buradaki doktorla oradaki doktorun söyledikleri arasında pek bir fark yok. Yine de bu evde tedavi işi aklıma yatmadı. Sen de bir şey söyle Tatar. Bu evin patronu o ne derse olur. Bunu hepiniz benim kadar iyi biliyorsunuz. Kapıya saygıyla, müsaadeyle gelinir. Sen böyle bar kapısına gelir gibi geldiğine göre adresi şaşırdın herhalde. Sahibine getirdim. Eğer burada değilse alıp geri götüreceğim. Bunu kepazelik İskender. Atın şu herifi dışarı. İskender mi? Bana pusu kurmuş. Ben vereceğim cezasını. Kes sesini. Seninle sonra görüşeceğiz. İskender. Delikanlı bir soru sordu. Senin mi? Ben hallediyorum baba. Senin ilgilenmeye değecek bir konu değil. Eskiden bizimdi. Ekmek ye diye bir ısırdı. Birini istedim. Diyorum ki bu bizi birilerinin emriyle mi ısırdı? Yoksa kendi başına mı kudurdu? Düzgün konuş. Sen kimsin ki bizimle bu perdeden konuşuyorsun? Ben bunun çöktüğü lokalin sahibiyim. Ben askerdeyken yanına 3-5 çakal almış, senin namı hesabına hem mahalleme çökmüş hem lokalime çökmüş. Sen o televizyondaki çocuksun değil mi? Benim kim olduğumu biliyor musun? Biliyorum. O zaman buraya böyle gelmekle nasıl bir bedel ödeyeceğini de bilirsin herhalde. Ben buraya bedel ödemeye gelmedim. Ortada yanlış var. Düzeltilsin. Haddini bil lan. Babam seni adam hesabına aldı, konuştu diye artistlik yapma. Sen kimsin bize racon kesiyorsun? Adımı Ömer koymuşlar bir kere. Öleceğimi bilsem adaletsizliğe gelemem. Anladık, yürekli delikanlısın. Ama böyle bodoslama gidersen yüreğini de bileğini de kopartırlar. Benim bileğim de yüreğim de burada. Gücünüz yetiyorsa koparın. Hala bu herifi ne konuşturuyorsun Fuat? Sık kafasını.
Hürrem. Nerede olduğunu bilen başka birini tanıyorsanız sıksın. Misafire yolu açın. Yukarıda konuşacağız. Muhatap mı alacaksın baba? Sen zamanında almamışsın evladım. Sen almamışsın. Delikanlı geldi kendisini bana muhatap etti. O çocuğun da, ailesinin de, senin de hayatınız beni can kulağıyla dinlemene bağlı. O çocuğu daha ne kadar elinizde tutabileceksiniz? Eninde sonunda bu iş sonlanmayacak mı? O zaman oğlunu elimden nasıl alacaksın? Umudum o ki sonunda ne sen o çocuğu kurtarmak zorunda kal, ne de ben oğlumu senin elinden almak zorunda kalayım. Dinliyorum. Senin mekanına geldim, sana ortaklık teklif ettim. Bana çalış demedim, adamım ol demedim, ortağım ol dedim. Bunu niye söyledim hiç düşündün mü? Düşündüm. Koskoca Tatar Ahmet benim ayağıma niye geldi? Bana niye bu kadar hürmet etti diye düşündüm. Ne sonuca vardın? Benim yerimde kim olsa ayağı yerden kesilirdi. Bir şey zannederdi kendini. Ama ben bu dolduruşlara gelecek adam değilim. Onu hesaba katmadın. Benim babam kapıcıydı. Ben 14 yaşındayken kalantur bir adamın dostuna paket götürürken merdivenlerde canını verdi. Niye biliyor musun? Çünkü apartman yöneticisi asansörü kullanmasına izin vermiyor. 8 kat inip çıkmaya kalbi bir yere kadar dayanabildi. Allah rahmet eylesin. Şerefiyle yaşamış, şerefiyle ölmüş. Amin. Dediğin gibi şerefli bir adamdı. 14 yaşında annemle beni kapının önüne koydular. Hiç kimse demedi ki senin baban şerefli bir adamdı. Al şu ekmeği karnını doyur. Al şu mantoyu annenin sırtına giydir. Eğer bir insan yoldan çıkmak isterse bahane bulur. Beni kınama delikanlı. Ben rahmetli anamın namusunu korumak için bu işe başladım ilk. Akbaba'da bir kabadayı vardı. Duymuş beni yanına aldı. Anamın başının üstünde bir dam olsun diye, kursağından bir tas sıcak çorba geçsin diye önüme çıkanı yıktım geçtim. Zamanla namımız yürümeye başladı. Ve bundan ilk rahatsız olan kabadayı oldu. Annemle beni mahalleden atmaya kalktı.
vuruştuk. Akbaba Tatarame'de kaldı. Zuhurat Baba mezarlığı da ona. Eğer bu yola namus için girseydin, o iş Akbaba'da kalırdı. Ama sana ne Akbaba yeter, ne İstanbul, ne de bu memleket. Seni rahat bırakacaklar mı sanıyorsun? Zamanında beni de bırakmadılar. Hadi ona da haddini bildir, şuna da adaleti göster diye iş büyüdü. Sonra anladım ki en büyük olmadan ne adalet dağıtabiliyorsun ne de hükmünü geçirebiliyorsun. En sevdiğine bile. Bunları oğluna da anlatsaydın keşke. Bir nebze nasiplenirdi belki. İskender benim sadece oğlum değil, her şeyim. Sen ona el uzattın. Ona uzanan eli ben kırarım. Sadece elimi kırsaydın bu kadar canım yanmazdı. Canını daha fazla yaktırma delikanlı. Önce şu sevkiyatı halledeceksiniz. Sonra da benim vereceğim hükme razı olacaksınız. Alır mısın biraz? Olur. Afiyet olsun. Birini mi bekliyorsun İskender? Aramızda sandalye bıraktın da. Bilmem baba. Belki Ömer gelir. Ne zırvalıyorsun İskender? Zırvalayan ben değilim. Sen oğluna ne yaptığının farkında mısın? Millete racon yapacağım diye beni Ömer'e çırak yaptın. Hakikaten böyle mi düşünüyorsun? Anneme soralım. Nasıl düşünmeliyim? Turan'ın hediye diye kalemini, Gevaşlı'nın saatini, Harbi'nin tesbihini koyduğu masaya sen oğlunu koydun baba. Ben seni o masaya koymadım İskender. O masada büyüklerle oturabilmen için yolunu açtım. Çok merak ediyorum. Beni o balıkçıyla aynı seviyeye indirerek nasıl oturtacaksın o masaya? Ömer'i senin karşına çıkaracaklardı. Senin yerine onu hazırlıyorlardı. Ben Ömer'i senin yanına koydum ki karşına çıkıp sana vakit kaybettireceğine icraatları sana yazsın. Sen korkuyor musun? Bu hayatta tek bir şeyden korkarım İskender. Evlat katili olmaktan. Korktuğumu başıma getirme. Sabri, arabayı hazırlasınlar.
Tatar'ın dilinden konuşmaya başladın. Ama lafla bir yere kadar. Sen bana icra et de güler sultan. Laf benim en zayıf olduğum alan. Sana bağlı. Anlamadım. Bak delikanlı. İki rakamını hiç sevmem. İki yüzlük yapanı, iki taraflı oynayanı, ikilik çıkaranı haz etmem. Daha çıktı. Güler'in hayatını birlikte kurtardık. Sana bir can borcum vardı. Bugün ödedim. Cenazeye gelme nedenin buydu. Eyvallah. Ama yanılma. Ben can borcumu bugün ödedim. Hesap kapandı. Ama eğer duyduklarım doğruysa seninle başka bir şeyle hesaplaşacağız. Ben hesap vermem. Dostlarıma cevap veririm. Hasımlarıma karşılığını. Eğer beni dostum görüyorsan ne istiyorsan sor. Cevaplayayım. Devlete mi çalışıyorsun? Kimse adına çalışmıyorum. Ama devlet düşmanı da değilim. Turan'ı 30 yıldır tanırım. Daha hiç yanıldığını görmedim. Ama seni tanıyalı 3 ay bile olmadı. Namını duymayan kalmadı. Bunun bedelini nasıl ödediğimi... Bugün hepiniz gözlerinizle gördünüz. Soracaklarım bitmedi. Ama benim verecek cevabım kalmadı. Bana karşı şüpheye düşmüşsün. Ne söylesem ikna olmayacaksın. Benim de verecek cevabım kalmadığına göre şimdi izin ver gidip babamla Ali'nin intikamını alayım. Ben bugün sana olan borcumu ödemek için İtibarımı ortaya koydum. 30 yıllık ortağımla ters düştüm. Ona dedim ki, eğer Ömer'i dinlemeden hüküm verirseniz hasmınız olurum. Hesap vermem demem, veremeyeceğim hesabın olduğu anlamına gelmiyor. Bana dostluk yapanın itibarını lige sürmem. Merak etme. Beni daha fazla zorlama İskender. Bir daha böyle bir fırsat bulamazsın. Kafama sık. Yoksa ben ikinizi de öldüreceğim. İskender yeter. Hüseyin kaçıyor. Sen onlarla ilgilen. Burası bizde. Thank you.
Seni masaya ayakçılık yapman için mi oturttular? Senin ne işin var bozdoğanlarla? O seni alakadar etmez artık. Masanın meselesi. Masanın değil, ailenin meselesi. Benim oğlumun örgütçülerle, anasını kaçıran bozitlerle ne işi olabilir? O masayı da yakarım. Öz evladım demem, seni de yakarım. Sen daha kendini vuranı bulamadın, Ahmet Tatar. Kimi yakıyorsun? Fuat, topla şunu. Sayın seyirciler, Gürkan Vardar'a yapılan saldırıyı henüz üstlenen bir örgüt olmadı. Yetkililer, Gürkan Vardar'ın sağlık durumunun kritik olduğunu belirttiler. Saldırıda terör şüphesi üzerinde duruluyor. Kötü bir haber mi? Gürkan Bey suikaste uğramış. İskender nasıl? Doktor ne diyor? Ne yapacağız bu oğlun Tatar? İnadından vazgeçecek gibi görünmüyor. Hayatı boyunca kilitli mi tutacağız? O kadar uzun sürmeyecek. Merak etme. İskender'in gözünü boyayanların gözünü çıkaracağım. Böylece onun da gözleri açılacak. Doğruyu yanlışı daha iyi görecek. İyi misin? Thank you.
kurtar. Neler oluyor anlatmayacak mı sana? Oğlum babaya ihanetim nasıl anlatılır ki bilemem. İskender bana Sıtra'nın Gevaşlı olduğunu çözmüş. Gidip Gevaşlı ile hesaplaşacağı yerde babasının koltuğuna oturmak için bizi satmış. Bunlar doğru mu? Eksik. Eninde sonunda seni öldüreceklerdi. Ben senin yaşamanı sağladım. Keşke bıraksaydın da öldürselerdi be evladım. Onların kurşunuyla bir gün ölürdüm. Ama senin ihanetinle her gün öleceğim. Beni ömrümün sonuna kadar bununla yaşamaya mahkum ettin. Onlar 30 yıl boyunca uğraştı. Yine de öldüremediler. Ama sen öyle bir kurşun sıktın ki alemin 30 yılda yapamadığını sen 30 saniyede yaptın. Helal olsun evladım. Madem ben böyle hain biriyim, madem bu kadar şerefsiz bir evladım, ben senin yerinde olsam beni bir dakika yaşatmam. Aleme nam salacaktın. Benim uzanamadığım yerlere Tatar adını yazacaktın. Mezar taşına değil İskender. Ellerin titremesin, sık. Yeni oğlun seni teselli eder nasılsa. Soyadını da ver. Adını istediğin yere yazar. Bana şu kalan ömrümde evlat acısı yaşatma. Bırak gitsin. Ne hali varsa görsün. Biz de oğlumuzu ölmüş sayıp bağrımıza taşmasın. Onun ölümü senin elinden olmaz. Bir daha karşıma çıkma. Bu defa elimden kimse alamaz. Haklıydın İskender. Baban kocadı. Ben yoruldum hayat. Gelme üstüme. Bir evladına sahip çıkamadım. Diz çöktüm dünyanın namert yüzüne. Gözümden gönlümden düşen düşen.
başıma göz daha verme. Seni o kadar çok seviyorum ki. Seni kimsenin incitmesine tahammül edemedim. Ama benim sevgim seni incitti. Affet bu yaşlı babanı evladım. Çektiğin acıyı yaşamak için bir saniye bile düşünmezdim. Ben yanıldım hayat, vurma yüzüme. Yol verdim sevdanın endişesine. Başhekimle konuştum. O yüzden ömrüm... En iyi hekimleri seferber etti. Bizi bekliyorlar. Şu yalnız başıma... Fuat, başhekime rica et. Bizi başka bir kapıdan alsın. Sen ömrümden giden gidene... Şu yalnız başıma... Kimsenin oğlumu böyle görmesini istemiyorum. Eğdirme beni... Bugün bu mesele burada çözülecek. Benim Gavaşlı'yla bir düşmanlığım yok. Bana bir yanlış yaptı. Bedelini ödedi. Eğer bundan sonra yanlış yapmazsa... benim açımdan bir sorun çıkmaz. Sana yanlışı ben yapmadım. Oğlun yaptı. Ha velev ki ben yaptım. Bunun bedelini bacaklarımla acı çekerek ödedim. Ama itibarıma dokunmayacaktın Tatar. İtibarıma karşılık bedel isterim. Kir ve İskender'in diyetini ödesin. Ben sana iki katını ödeyeyim Gavaşlı. Gözüm. O zaman İskender'in aklı başında değildi. Bana geldi. Ortağıma bunu yapanı babam olarak tanımıyorum dedi. Ben seni saymasam İskender'i üzerine gönderir. Senin daha fazla acı çekmeni sağlardım. Eksik olma Kirve. Çok düşüncelisin. Bu sizin meseleniz. Beni alakadar etmez. Benim meseleme karıştırmayın. Sen de beni başkalarıyla karıştırma Gavaşlı. Sen istedin diye Tatar diyet vermez. Bedel ödemez. Ne? Gördün mü Kirve? Tatar'ın uzlaşmaya niyeti yok. Benim de bu meseleyi çözmeden sizi buradan göndermeye niyetim yok. Gözüm. Boşuna nefesini tüketme Kirve. Bu senin çözeceğin mesele değil. Onu anladık zaten. Ama çözecek birini biliyorum.
ikinizin de itibar edeceği bir hakem racon kesecek. Tatar'ın da benim de itibar edebileceğimiz yaşayan böyle bir varsa ben varım. Ya sen Tatar? Böyle biri varsa Kirve, ben de varım. Söz ağızdan çıktı. Yarın Ömer'in mekanında tekrar buluşacağız. Tam racon kesecek adamı buldum Kirve. O dünkü çocuk mu bana racon kesecek? Ya beni bırak, Tatar'a bile ayıp. O değil gözüm. Onun ustası kesecek. Kara bir galı. Şimdi söyleyeyim bakalım. İçinizde var mı kara bir galının sözünü muteber görmeyen? Hayatım boyunca çok tilki gördüm Kirve. Ama senin gibisini görmedim. Ben Kirve'yi çok gördüm. Ne tilki olduğunu gayet iyi bilirim ama bu aklına ben bile şaştım. Karabigalı senin lafınla bize racon keserse eyvallah. Hükme razı oluruz. Bunlar neyi bekliyorlar? Tabut orada duruyor. O tabutta cenaze yok. Tuzak! Kurtaracağım seni. Ama... Hamza ya. Söyleyeceğim bir şey var. Reis. Sana emanet. Ona iyi bak.
Baba! 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 Baba bırakma, ne olur. Baba! İmam kılığına girdin aman. İmamın kayığına binme. Birazdan polisler damlar. Çürük! Babanı aldım. Çiçi babanı aldım. Tatarı! Enişteni aldım. Şimdi sıra senle. Manevi baban. Karabigalı'da. Gel lan buraya korkak! Korkak şerefsiz! Azrail'i bugün çok yorduk. Tatarı göm, gene geleceğim. Dayan baba. Ben ellerinizi birleştirdim. Begala, sen şahitsin. Eğer kim elini diğer elinin üzerinde çekerse... hesabını sen soracaksın. Eyvallah. Baba bırakma bizi baba. Baba. Baba bırakma bizi ne olur baba.